Merhaba değerli sektör özel izleyicileri. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Fındıklı. Rize Fındıklı'dayız. Taş konağı, konuk olduk. Film ve konusu yanımızda Şendal Bey bulunmakta. Bakalım bize mesleğiyle ilgili neler anlatacak. Şendal Bey merhaba. Buyurun. Öncelikle siz hoş geldiniz programımıza. Yoğun tempomuzda bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sektör özel programımıza hoş geldiniz. Taş konuk olarak konuk olduğunuz bizlere. Yıllardır çok güzel hizmetleriniz var. Bunları biz biliyoruz ama izleyicilerimizle de biraz sonra paylaşacağız. Hem hizmet hem faaliyetlerle ilgili sohbet devam edecek. Ama önce izleyicilerimiz o yılların deneyimiyle beraber sizi ben tanıtmak istiyorum. Buyurun. Mesleğe kaç yılında başladınız ve taş konak nasıl oluştu efendim? Hikayeyi bizlerle paylaşır mısınız? Mesleğe ben babamda devamlı diyelim. Babamın çırağıyım. İkinci kuşaksınız. İkinci kuşağım. Babam işi bırakmadı, hala daha devam ediyor. 1975'ten bu yana, yani lise 2'den ayrıldım. Ondan bu yana bu işle uğraşıyor. Bir askerlik bir kere. Burada çekirdekten yetişen yılların tecrübesiyle beraber yıllardır da ayakta kalıyorsunuz burada. Allah'a şükür. Ahşap içinden öyle alıyor insanı. Evet elbette evet. Çok da bu güzel kokuyla beraber evet. De çok da farklı hizmetler yapmışsınız evet. Burada. Bunu biz biliyoruz ama birazcık da açmak istiyorum. Çünkü ahşap deyince çok fazla alan var işin içerisinde ama evet. Size neler var? Biraz da çatı mı izleyicilerimiz için? Biz bu bölgede bilhassa son zamanlarda taşla ahşabı buluşturulmuştu zaten yılların demeyi çok eskiden. Buradaki yani evlerimizin, yöresel mimaride evlerimiz taştan ahşap. Karışımı. Bu işi devam ettirmek istedik. Hiç endüstriyel malzeme kullanmadım ben bugüne kadar. Hep ahşapla taşla uğraştık. Yani el işçiliği var. El işçiliği, hep el işçiliği. El işçiliği. Taşın bulunduğuna. Hepsi bizim elimizden geçmiş, hepsi el işçiliği, hiç endüstriyel malzeme. Konak mı yapıyorsunuz? Taş konak diyoruz ama bunlar mı? Neler var hizmetlerde? Kimlere hizmet veriyorsunuz? Kimlere? İhtiyacı olan herkese. İhtiyacı olan herkese. Bizim bununla zaten. Bu bölgede yani ölmek gibi olmaz ama tek tabanda gidiyoruz yani. Yine çalışıyoruz, devam edelim. Peki, evler mi var sadece? Ürünler neler? Nereye üretiyorsunuz burada? Daha fazla biz evler ev yapıyoruz. Daha yani dekorasyona fazla girmiyoruz zaten. Dekorasyonda bildiğiniz gibi şimdi endüstriyel malzeme kullanıyor. Daha millet daha süslü şeyler kullanıyor. Yani biz ev ahşap başka bir şey. Taş konak diyoruz zaten evet, bu yüzden. Evet. İçerisine ahşap ve taşı buluşturduğunuz inşaatlar mı var? İnşaat firmalarına mı yardımcı oluyorsunuz? İnşaat firmalarında daha biz daha yerinde çalışıyoruz. İnşaat firmaları falan pek yani tercihimize değildir zaten. Yani yöredeki insanlar bu bölgeye has evler var. Evet, onlar size evet, fındıklarını, fındıklarını biz yapıyoruz. Peki efendim şimdi hizmet sektöründesiniz ve hizmet sektörü zaten çok zor bir sektör. Bunu hepimiz biliyoruz ama dışarıdan bakıldığında çok kolay gibi görünse de işiniz aslında hataya mal vermeyen ve incelik gerektiren bir işiniz. Evet, evet. Bu anlamda evet. Hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani biz malzemeyi alırken en çok dikkat edeceğimiz konu zaten malzemeyi alırken biraz ahşabı alırken iyisini almak ve en ekonomik şeyi kök kullanmak. Yani ahşabı. Sizden bir proje istendiğinde ne evet. Kadarlık bir sürede teslim edebiliyorsunuz şu anda? Ya, şimdi mesela bugün ben de siz bir iş isteseniz ben size verebiliyorum en yakın tarih 1-2 sene. Çünkü evet. İncelik gerektiriyor, ince evet. İşler evet. Var. Evet, çünkü yani elimizde olan göre de cilik var. Peki, hangi bölgelere daha çok hizmetleriniz var? Bu bölgedeyiz, Rize'den. Artık ne kadar, Trabzon'dan artık ne kadar, şunlar artık ne kadar. Yani kendi evet. Çevrenizde hizmette evet, sınır yok diyebiliriz yok. Öyle değil mi efendim? Peki garantileriniz var mı? Garantilerimiz bizim için yanındayız, arkasındayız, kapımızın arkasındayız. Aynı anda kaç tane projeye yer veriyorsunuz? En fazla iki tane, en fazla iki tane. Yani bir yerde de bir yere, bir oradan oraya öyle anlat. Peki sizlerin belirlemiş olduğu projeler mi oluyor yoksa karşı tarafın da isteğine göre mi yapılan? En çok adam, yani müşterinin istediği şey. Size proje geliyor, ona göre de siz burada evet, evet. Resmediyorsunuz aslında. Evet. 1,5 senedir dokuyorsunuz onların evet. Akış yapıyorsunuz. İnce bir şekilde. Şimdi böyle yani. Evet. Peki çok değerli bir mesleğiniz var, onu biliyoruz elbette ama başarı tesadüf de değil. Onu siz konuşurken de anlayabilir, babadan oğula geçen de bir meslek aynı zamanda ama başarı yalnız olmuyor. Sizden sonra da gelecek olan nesiller için arkanızda kaç tane ekibiniz var efendim? Eleman yok diyelim, diye babamla da yani bir şey var. Ben bu buldum. Gerçekten eleman yoktu. Benim yanımda çalışan çocuklar şu anda
yani kalifiye 3 tane diyelim, bir tane yeni başlayan bir çocukla toplam benimle birlikte 5 kişi. Yetiştiriyorsunuz onları aynı zamanda, evet. Değil mi efendim? Evet. Peki, tabii yıllardır bu işi yapıyorsunuz ama sizler gibi yapanlar da var şu anda. Var mı? Mutlaka var. Herkes kendi kalitesinden bahsediyor haliyle, evet. Ama. Evet. Sizi peki diğerlerine de ayıran özellik nedir Şahdoğan Bey? Neden gelinmelisiniz? Yani, kimseden ayrılmak istemiyoruz, birlikte çalışmak istiyoruz. Yani güzel şeyler yapalım, yani bir de bu kötü olmuş demesin. Farkınız zaten hizmeti aldıklarında ortaya çıkıyor, evet, değil mi efendim? Evet. Peki yıllar önce buraya başlamışsınız, babanızdan sonra tabii almışsınız bir yolu da hala devam ediyor, evet. Ama bir başarıdan sonra iş kurmak ya da işi yürütmek çok zor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bugünlere kadar da gelmişsiniz kim bilir hangi şartlarda. Aradaki zorluğunu yaşayan siz, biz şu anda kurul düzen ve güzel projelerinizi görebiliyoruz. Evet, neler yaşadınız bugüne kadar ve şu anki yere gelmeyi o günlerde hayal eder mi Şahdoğan Bey? Hep işimi düşündüm. Yani ben oturduğum zaman da yani hep dediğim doğru, lütfen bir şey yapacak, başka bir şey yapacak olanlar bile oturdukları anda telefon alamazsın, üretsinler. Yani telefonda bir şey yoktur, yani ondan bir medet beklemesin. Ben gelecek tekrar bu işi yapacaklar, bu bizim gibi başka işleri yapacak olanlar da yani benim önümde durduğum telefonda alamazsın. Teknoloji yok diyorsunuz. Evet. İnce işçilik var. Evet. El içeriğini ve zekalarını kullanarak i̇şte, yardım işte, düşünerek devam etmek istiyorsunuz. Peki burayla ilgili farklı tabii yerleriniz de var. Siz onlardan da biraz bahsedebilirsiniz. Sadece burası yok değil mi efendim? Bir yer daha var. Yani bir yerim daha var. O da babama yaramıyor. O kadar yani. O depo. Yani. Peki var mı farklı projeleriniz, yeniliklerinde? Sadece yeni burada mı işiniz? Şimdilik ahşapla ulaşıyoruz. Ben yani zaten yenisini şurada malzeme olursa desem, tamam becerim, yapamam. Benim için tamamen el içeriği var burada değil mi? Var, var mesela, var. Hani çekebilirim, şu yanına nasıl olarak, tamam, elle yapmıştım. Elle yazılır, evet, evet. Peki, biz çok teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz, bizi buldunuz. Bizi buldunuz. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de sizler gibi insanlara ihtiyacımız var. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgileri hem kendi bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenli hizmet anlayışı için çok teşekkür ediyoruz. Umarım uzun yıllar boyunca Taş Konağı'nda ismini duymak dileğiyle. İnşallah. Farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın Şahin abi. Başarılar efendim. Evet değerli sektör özel izleyicileri. Taş Konağı'nda aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.